Gençlik şeytanın da hesabıdır, Allah'ın da cennetine giden yolların umududur. Bunun için bütün her şey gençlik üzerindedir derken gençleri öne sürerken genç bir hafız, genç tesettürlü bir hanım kız, genç sakallarıyla bu sokaklarda dolaşan bir delikanlı umuttur derken vallahi azim billahil kerim daha doğru daha kaliteli ve daha gerçekçi konuşuyoruz. Namazda bile rükû yapamayacak kadar belinde takat kalmamış. Dizlerinin bağı çözülmüş insanlar bu ümmetin olsa olsa dua edecek elemanı olarak yaşayabilirler artık. Gençlik secdede İhtiyarlardan daha öndedirler. Daha rahat secde yaparlar. Daha rahat rükû yaparlar. İhtiyar Allahu Ekber diye bağıracak olsa bile Ekber ağırlığı çapında bir ses çıkaramaz. Gencin bağırdığını melekler daha önce duyarlar. Bunun içindir ki genç kardeşlerimin unutmamaları gereken bir hakikat vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan kıyamet günü dört şeyin hesabını vermeden ayağını kıpırdatamaz diye buyurduğu hadisi şerifinde insan ömrünün hesabını vermeden yani doğduğundan ölünceye kadar ki bölümün hesabını vermeden ayağını kıpırdatamaz buyurduktan sonra bütün ömrünün hesabını vereceğini ikaz ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinin de hesabını vermeden Rabb'inin huzurunda ayağını kıpırdatamaz buyuruyor. Çok zor, çift bilinmeyenli bir matematik problemi değil bu. Çok kolay. Doğumundan ölümüne kadar olan mesela 80 senesi içinde gençliğin, ihtiyarlığın, delikanlılığın, her şeyin bulunduğu dönemdir. Onun hesabını vermeden Rabbinin huzurunda ayağını kıpırdatamazsın buyurduktan sonra neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sanki bir şeyi tekrar ediyormuş gibi gençliğinin de hesabını vermeden Rabbinin huzurunda ayağını kıpırdatamaz buyuruyor. Gençlik ihtiyarlığıyla, çocukluğuyla hayatın bir bölümü değil mi zaten? Hayatın hesabını verdiysek gençliğin hesabını da vermiş değil miyiz? Değil işte. Değil işte. Gençlik bambaşka bir nimet. Gençlik bambaşka bir umut. Gençlik bambaşka bir birikim ve enerjidir. Dolayısıyla hayat kadar hesabı sorulacak farklı bir nimet gençlik. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dört şeyin hesabını vermeden kıpırdamak yok Allah'ın huzurunda buyuruyor. Birincisi ömrünün hesabını vereceksin. Nerede geçirdin bu ömrü? O ömrün bir parçası olan gençliğe ikinci dosya açacak Allah. İkinci bir dosyada sen gençliğinde ne yapmıştın buyuracak